Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan vatandaşımız Türkiye'deki arabasını satmak istedi. Ama öyle olaylar yaşadı ki akıl alır gibi değil. 35 yıldır Almanya'da yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de bir aracı bulunuyordu. Bu arabayı satmak istedi ve internete ilan verdi. İlan verdikten sonra kendisini arayan pek çok kişi oldu. Bu kişilerden bir tanesi ciddi bir alıcı olduğunu söyledi. Kendisiyle randevuleştiler, bir araya geldiler. Olay Ankara'da meydana geliyor. Tamam dedi bu alıcı kişi, ben bu aracı almak istiyorum dedi. Notere gittiklerinde biliyorsunuz Türkiye'de noterden bütün satış işlemi yapılıyor ve ruhsatınızı da yine noterden alıyorsunuz. Tamam dedi. Vatandaşımız arabasını satmanın sevincini, diğeri de görüntüde araba almanın sevincini yaşıyor. Noterde biliyorsunuz araba satışı yapılırken noter soruyor. Diyor ki paranı aldın mı? Parasını aldığını söylüyor. Ancak tam imzaya gelirken şöyle bir olay oluyor. Bu alıcı kişi gurbetçi vatandaşımıza diyor ki benim arkadaşım senin hesabına parayı gönderecek diyor, haberin olsun diyor. Para gerçekten gurbetçi vatandaşımızın hesabına geliyor. Ancak alıcı kişi, yani noterde satışı verdiği kişi başka, parayı gönderen kişi başka. Gurbetçi vatandaşımız da nasıl olsa ben paramı aldım diyor. Notere diyor ki tamam diyor, ben paramı aldım diyor. İmzalar atılıyor. Alan kişi değerli izleyiciler ruhsatını alıyor, arabayı çalıştırıyor ve gidiyor. Gurbetçi vatandaşımıza bir hafta sonra bir telefon geliyor. Bir kişi diyor ki ben sana para gönderdim araba için, sen bana arabayı vermedin, benim paramı geri ver diyor. Diyor kardeşim ne parası ne arabası, ben diyor sattığım kişiden arabamın karşılığında parayı aldım diyor. Kardeşim diyor ben tanımam onu diyor, ben sana para gönderdim diyor. Neyse telefonu suratına kapatıyor. 15 gün geçiyor. Tabii gurbetçi vatandaşımız ne oluyor, ne bitiyor derken evine bir tane tebligat geliyor, Türkiye'deki evine. Cumhuriyet Savcılığından dolandırıcılıkla ilgili bir suç duyurusunda bulunuyor. Bu parayı gönderen kişi. Gurbetçi vatandaşımız yine ne olduğunu anlamaya çalışıyor derken arkadaşlar tabii ki birilerine soruyor. Bir avukata gidiyor. Ne oldu diyor. Diyor ben arabamı sattım diyor. Paramı aldım diyor. Avukat anlıyor durumu. Çünkü değerli izleyicilerimiz, bunlar bir çete. O alıcı görünen, gelip arabayı gören kişiyle parayı gönderen kişiler farklı ama çete bunlar. Ve değerli izleyicilerimiz, bu ve benzeri dolandırıcılık olayları çok meydana geliyor. Şunun yapılması gerekiyor. Şimdi dava devam ediyor. Bak durduk yere dolandırıcı oldum bak. Bu kişi icra takibi başlatıyor vesaire, avukatlar vesaireler giriyor vesaire. Yani pek çok olay var. Durduk yere ağrımayan başını ağrıtıyorsun. Noterden arabayı kime satacaksan ona satışı vereceksin. Yok amcamın oğlu gönderecek, dayımın oğlu gönderecek, arkadaşım gönderecek, aile dostum gönderecek, bilmem kim gönderecek. Yok kardeşim diyeceksin. Bu kadar basit. Arabanın satışını vermeyeceksin kardeşim. Biri para mı gönderdi? Parasını hemen iade edeceksin. Noterden satışı falan yapmıyorum diyeceksin kardeşim. Bak bu kadar basit. Şimdi durduk yere siz ağrımayan başınızı ağrıtıyorsunuz bunu bilmediğiniz için. Tamam siz çok iyi niyetlisiniz. Ona bir şey söylemiyorum ama şu anda Türkiye'de bu dolandırıcılar cirit atıyor. İlan, araba ilanı verdiğinizde ilk arayanlar hemen yok şu olacak, bu olacak, yok alalım, bilmem ne yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye sizi bir ketenpereye getiriyorlar. Siz de arabamı nasıl olsa satacağım, paraya belki ihtiyacınız var, paraya dönmek istiyorsunuz vesaire. Hemen tamam diyorsunuz. Siz hiç bunlarla bile diyaloğa girmeden şunu söyleyeceksiniz. Alıcı kim? Parayı gönderecek olan kim kardeşim? Aynı kişi olacak diyeceksiniz ki bu dolandırıcılarla hiç bir araya bile gelmeyin. Çok var. Yok benim arkadaşım var. Bak geçen yine başka bir arkadaşımızın başına geldi. Profil resmine bir doktorun fotoğrafını koymuş. Boynunda stetoskop.
falan arıyor ya, bilmem ben doktorum falan diyor. Sen o kişinin ismini Google'a yazıyorsunuz. Facebook'tan böyle bir tane doktorun profili çıkıyor falan. Gerçek sanıyorsun. Sonra bu arkadaşım bu mevzuları bildiği için dedi ki, arkadaşım parayı kim gönderecek dedi. İşte benim dedi bir aile dostum gönderecek dedi. Satış kimin adına olacak? Satış bu sözde doktormuş gibi görünen hokkabazın adına olacak. Bu dolandırıcının adına olacak. Arkadaşım dedi ki, yanımdaydı bu aradığında. Kardeşim dedi, sen git dedi başka birini dolandır. Yallah dedi. Tabii telefona suratına kapatmadan küfürü bastı bu dolandırıcı. Ondan sonra kapattı. Evet arkadaşlar, en yaygın araba satışlarında görülen dolandırıcılık yöntemi bu. Arabanızın siz satışını basitçe kim para gönderdiyse ona vereceksiniz kardeşim. Onun dışında yok amcamın, dayımın, bilmem neyin oğlu, yok onun karısı, yok bilmem nesi, bunların hepsi boş arkadaşlar. Yine bu dolandırıcılar satışa yanında bir kadınla geliyorlar. Benim karım diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani aile görüntüsü vermeye çalışıyorlar falan. Böyle şeyler de yaşanıyor. Aman diyorum, aman. Telefon dolandırıcıları, araba dolandırıcıları, aklınıza ne gelirse dolu, dolu, dolu arkadaşlar. Şimdi bu gurbetçi vatandaşımız derdini kime anlatacak? Avukat tut. Şimdi bu parayla ilgili bir icra devam ediyor. Bu kişinin banka hesaplarına el konulmuş arkadaşlar. Hadi buyur, çözebilirsin. Hukuk sistemi de süper işlediği için Türkiye'de, ultra süper işlediği için de hemen çözülüyor maşallah. Bekle ki çözülsün. Sizden bir ricam var değerli izleyicilerimiz. Bu ve benzeri konularda lütfen çevrenizdeki insanları uyarmak için bu videoları gönderin. İzlesinler, bilgilensinler. Bunun yanı sıra yine sizden başka bir ricam daha var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yine yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız, bilgilenmek istiyorsanız yine bu videonun altında bir zil işareti var. Bu zil işaretine bastığınızda yeni bir video yayınladığımızda hemen size bildirim gelecek. Bu da ücretsiz ve hemen siz bilgileri alacaksınız. Evet değerli izleyicilerimiz, görüşlerinizi lütfen videonun altında bundan yorum bölümüne yazın. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.